Keşke bana önceden haber verseydin. Ömerciğim, ben seni telefonda konuşurken duydum. Rahatlatmak istedim. Hazır avans da elime geçince o parayla ödedim. O restoran benim de değil mi? Tabii yani öyle sayılır da. E tamam. Çorbada benim de tuzum bulunsun ne olur. Söz bundan sonra haber veririm ama tamam. Aslında çok rahatladım biliyor musun? Yani ustanın alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını vereceksin derler ya. Ya böyle parası gecikti diye o kadar sıkılmıştım ki artık. Gördün mü? Biz çok iyi bir ekibiz. Ne oldu oğlum? Aa! Kim yaptı bunu? Çetin'le beraber yaptık. İnanmıyorum. Çok güzel olmuş. Nasıl yaptınız? Patatesleri soyduk, çiçek yaptık, yıldız yaptık, pastik yaptık üstüne. Ay bakar mısın nasıl güzel yapmışlar. Aferin benim oğullarıma be. Aferin. E hadi kahvaltı bitmedi mi daha? Servis gelecek, hadi fırla fırla fırla. Çocuk. Aa. Oğlum iyi dersler. Ay babanızı bekleyin. Allah Allah. Son dakikada yapılır mı bu iş sen ya? Aşk olsun ya. Aşk olsun be. Ne oldu Ömerciğim? Bizim yeni eleman işi bıraktı. Aa! Ay iyi bari Kerem'i işe almışsın bak. Aslında o da yok. Sınavım mı ne varmış? Ben tekim. Hay Allah. Olmadı gitmem artık kermese ne yapayım? Aa! Olur mu canım? Pizzacıyı açmana çok az zaman kaldı. Bu kermes senin en büyük reklamın olacak. Biliyorum hayatım, biliyorum da yani biz üç kişiyle bile zor götürecektik zaten. Yani hamur, fırın, servis. Ya tamam buluruz birini. Hayatım 40 dakika sonra kermes alanında olmam lazım benim. Ömerciğim karamsarlığa kapılma. Dur düşünelim birazcık. Aslında bir çözüm var ama biraz fedakarlık gerektiriyor yani. E yapacaksın Ömerciğim. Nasıl fedakarlık gerekiyorsa yapacaksın artık onu. Aslında sen bana yardım edebilirsin hayatım. Aa, Ömer mümkün değil. Bak iş kıyafetimi giydim, iş saçım, iş makyajım, çantam elimde. Hayatım hasta olduğunu söylesen. İlk iş gününden. O önemli toplantının olduğu gün. Ömer olmaz. Dün avans aldık ve hatırlatırım hepsini harcadık. Elif, lütfen. Bak geleceğimizin buna bağlı olduğunu söyleyen sendin değil mi? Bak vallahi almaya geldiler ha. Ben gidiyorum işe Ömerciğim. İyi o zaman. Git sen. Ben başımın çaresine bakarım nasılsa. Elif'le tekrar çalışacağımız için çok seviniyorum. Ben de. Elif disipliniyle, takım çalışmasına yatkınlığıyla bambaşka. Bu işin hakkını verir. Hah geldi. Hoş geldiniz. Elif, geçmiş olsun. Ay sağ olun. Elif'ciğim tekrar mı taktın maskeyi sen? Ay sorma. Dün işte sizden görüşmeden çıktım. Bir ağrı, bir sancı duramıyorum. Doktora gittim. Doktor dedi ki tekrar takacaksın maskeyi. Malum kurşun hala içeride. Kurşun hala içeride mi? Ya. Gidelim madem. E hadi o zaman. Acaba arabada kusmuk torbası var mı? Çok ilaç içiyorum da ben. Midem bulanıyor şimdi arabada tetikler. Ölürüm. Hani bir şey olursa torba bulunsun diye. Elif'ciğim istersen seni ilk günden çok zorlamayalım. Bugün gelmek zorunda değilsin. Yok. Olmaz şey yapmayalım ben geleyim. Önemli bir toplantı ya. Bırakmayayım sizi yalnız. Bana yakışmaz. Geleyim ben. İyi. Hadi o zaman. Aa! Aa, bütün ilaçlarım düştü. Oğlum iyi mi? İyi. Ay görüyor musun? Kırıldı ya. Ay, Elif'ciğim üzülme. Alırız tekrardan. Yok öyle kolay değil işte. Ya, reçetesini bile almak bir dert bunun. Ay kırıldı. Bütün ilaç gitti ya. Ay bir de en pahalı ilaç bu yani. Alması da kolay değil ki.
Allah'ım ya. Ne şanssızım ben ya. Bütün ilaçlarım gitti. Tamamdır. Kermeste seninleyim. Yani toplantım vardı. Seni böyle bırakıp gitmeye gönlüm razı olmadı. Adamlara ne dedin? Seni dinledim. Çok hastayım ya ben. Aslan karım benim. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Ama hastayım ben. Ay affedersin. Dur. Efendimler mi? Günaydın Elif'ciğim, nasılsın? Bak ne diyeceğim, bu akşam Yasemin'i eve yemeğe davet ettim. Zeliş'i de çağırdım. Sen de Ömer'le birlikte gelsen ne kadar çok sevinirim. Aa, tabii ki seve seve geliriz. Bana bak, Yasemin'le barışıyor musunuz yoksa? Hayırlısıyla inşallah. Ay hadi inşallah, görüşürüz akşam. Görüşürüz. Güzel. Kardeşlerin gitti. Sen niye gitmedin babanlarla? Yani orada güzel güzel eğlenirdin. Ben babamla çok eğlenirdim de Elif abla var diye gitmedim. Ayıp ayıp. Kadın saçını süpürge ediyor önüne. Sen niye böyle yapıyorsun? Ben onu sevmiyorum ki. Lan kör kız. Ah benim elime verselerdi. Eşek sudan gelinceye kadar döverdim. Merhaba. Elif Hanım'ı ziyarete gelmiştim. Ben patronuyum. Sabah biraz rahatsızdı ya. Ah 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 ah. Elif ağrıdan duramadı evde. Ya doktora gitti yine. Ben geldiğinizi söylerim. Söyleyin ona, kendini fazla zorlamasın. İyice iyileşsin, öyle başlasın işe. Selamlarımı ilet. İçeride vazo vardı. Şunları suya koyayım. Amca bakar mısınız? Elif abla şu anda doktorda değil. Nerede peki? Daha siftah bile yapamadık. Bu gidişte böyle elimiz boş geldiğimiz gibi geri döneceğiz işte. Hemen karamsarlığa kapılma. Bırak bir dolaşsınlar, yorulsunlar. Gelecekler elbette. Bana bak, bağırsak mı acaba? En lezzetli pizza bizde, en sıcak pizza bizde falan diye. Olur mu canım? Öyle şey yakışık almaz bize. Anne bak. Çok yakışıklı olmuşsunuz. Standlarım benim. Baya biz de satış yapacağız değil mi? Olmaz oğlum. Bu büyük iş. Çocuklar yapamaz. Siz gelin böyle tezgahın arkasında durun bakalım hadi. Ben bir dilim sucuklu alabilir miyim ufaklık? Tabii ki. Hediye dilim pizzanızda sucuklu olsun mu? Lütfen. En güzel pizzalarımız burada. Bitmeden yedin. Sucuk pizza. Ömerciğim, bitirdin tepsiyi. Hayatım burada bitti. Tamam. Olu broşürler var, onları da dağıtma tamam. Lütfen. Yanlarında, evet. Şuradan bir tabak, hemen geliyorum. Evet, şuradan bir dilim alabilir miyim? Tabii, buyurun. Harika, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sırrımız mısır ununda. Hepsinin içine mutlaka mısır unu katıyoruz. Tek sırrımız bu değil galiba. Tarık Bey. Kolun nasıl oldu? Yarın ben gelebilirim işe. Elif'ciğim, yarın gelmene gerek yok. Kovuldun. Ay, Tarık Bey. Tamam, ben yalan söyledim. Ama bu beyaz yalan. Yani Ömer'in... Kocamın bana ihtiyacı vardı bugün.
O yüzden benim burada olmam gerekiyordu. Bizim de bugün toplantıda sana ihtiyacımız vardı Elif. Tarık Bey haklısınız ama bu biraz farklı bir durum. Yani elimizde ne var ne yok. Bütün paramızı biz pizzacıya yatırdık. Ve pizzacıyı açmak üzereyiz ve burası bizim tek reklam yapabilme şansımızdı. Ve Ömer tek başınaydı ve benim burada... Bir şans daha verir misiniz? Tamam. Sana bir şans daha vereceğim. Ama birkaç küçük şartım var. Tamam. Gece geç saatlere kadar çalışacaksın. Yok çocuğumun okuluydu, yok kocamın pizzacısıydı diye benden izin istemek yok. Anlaşıldı mı? Tamam. İyi. Yarın sabah görüşürüz. Bitmek üzere hayatım. Biliyorum Nermin'lere yemeğe gideceğiz. Yo yo, daha vakit var. Ömer. Eleman arıyorum diye yazı asmışsın ya kapıya. Ha evet. Yani böyle bir müdür yardımcısı gibi bir şey şart da. İş başvurusunda bulunabilir miyim? Hayatım sen yarın sabah çalışmaya başlıyorsun ki zaten. Yok, başlamıyorum. Tarık Bey'i aradım biraz önce. Çalışmak istemediğimi söyledim. Bir de aldığım avansı biraz hani yavaş yavaş ödeyeceğimi söyledim, kabul etti. Emin misin? Evet. Bugün orada seninle pizza dağıtırken çok mutluydum ben. Yani seninle bir şeyler yapıyor olmak, ailemiz için bir şeyler yapıyor olmak. Ben her günüm böyle geçsin istiyorum. Ben de öyle istiyorum. Ben vurulurken aklımda bir tek ne vardı biliyor musun? Ne vardı? Ailemiz. Yani ben madem seninle mutluyum, niye başka bir yerde çalışıyorum ki? Yani tabii başta birazcık para sıkıntısı çekeceğiz. Ama bence biz el ele verirsek tüm zorlukları aşarız. O zaman işe alındın. Ama patronunla yatmak zorunda olduğunu biliyorsun değil mi? Ay Nermin, yine neler hazırlayıp zahmetlere girmişsin ya. Ne zahmeti canım? Yani büyük keyifle yaptım. Ah, Yasemin de geldi. Ay Nermin ne kadar neşeli değil mi? Evet, şükürler olsun. Sonunda bitti ya şu husumet. Ah Yasemin, hoş geldin. Hoş bulduk Nermin. Ay sorma Zeliş, şaştım kaldım vallahi biz böyle çağırınca. İyi oldu ya. Geç içeri. Merhaba kızlar. Hoş geldin canım. Hem şöbiyet getirdim. Ah canım niye zahmet ettin? Ne gereği vardı? Nermin sen beni aradığında ben o kadar heyecanlandım ki. Tam o sırada telefonla konuşuyordum zaten. Sen de bu elimde. Ev telefonuyla başka bir şey değil. Çok sevindim yani. Hadi canım geç otur ayakta kalma. Nermin. Sen çok büyük bir insansın. Yani olgunluk bakımından demek istedim. Ben çok sevindim. Yasemin'cim herkes hata yapabilir. Yani hepimiz insanız. Önemli olan hatalarımızı kabul etmek ve özür dilemeyebilmek değil mi? Evet. Nil'i aldım. Fıstık. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk Altay. Hadi buyurun sofraya. Ben de hemen geliyorum. Alayım. Şöbiyet. Zahmet ettiniz. Bugün bir misafirimiz daha var. Sizi onunla tanıştırmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum. Umarım siz de onunla tanışmaktan dolayı büyük mutluluk duyarsınız benim gibi. Arzu, gelir misin lütfen? Merhabalar. Merhaba. Arzu,
Altay'ın eski eşi. Yasemin'cim helal. Ne zaman istersen söylediklerin için benden özür dileyebilirsin. Sizi epey bir merak etmişler Arzu Hanım. Bu kadar zamandır neredeydiniz böyle? Antalya'da, halamın yanındaydım. Kafa dinlemek istedim bir süre. Neyi düşünmüşsünüz? Buralara da bir haber gönderseydiniz de ortalık fazla karışmasaydı. Ya duydum. Ortalık bayağı bir karışmış. Altay'ın beni öldürdüğünü zannedenler bile var. İnanılır gibi değil. Ya gerçekten inanılır gibi değil. Bazı insanların nedense kafası sadece fesatla çalışıyor. Ben bir sandalye getireyim sana. Hayatım, ben alırım. Sen zahmet etme. Teşekkür ederim canım. Vay Nermin. Görüyor musun ne planlar yapmış ama. Ama kadını görünce var ya dudağım uçukladı. Yani resmen sen benim kocamı katil diye mi suçladın al sana dedi. Ya adamın karısı sağ olabilir. Ama sevgilisinin öldüğünü siz de çabuk unuttunuz. Ay biz unuttuk bir de sen unutuversen şunu. Ben unutayım da Sinan hapislerde çürüsün değil mi? Yasemin bak ben seni anlıyorum. Sen Sinan'ı aklamaya çalışıyorsun ama bu başkalarını suçlayarak olmaz. Bana bak söz ver bana bundan sonra burnunu sokmayacaksın. Ama... Yasemin. Ay aması falan yok karışma. Karışmıyorum ya. Ben bir şeye karışmıyorum artık. Hadi, hadi şu tatlıyı içeri götür. Hadi, hadi içeri gidelim, hadi. Hayrola memur bey? Akşam akşam böyle. İyi akşamlar. Altay Bey'le görüşebilir miyiz acaba? Altay evde değil. Söyleyeyim ben kendisine söylerim, iletirim. Hayatım, kimmiş gelen? Nermin Hanım, izin verir misiniz? İyi akşamlar. Altay Bey. Buyurun memur bey. Bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Hayırdır? Size daha önce morgda gösterdiğimiz cesetle ilgili birkaç soru soracağız. Neden? O kadınla bir alakam olmadığını daha önce belirtmiştim. Bakın Altay Bey. Ölmeden önce o kadınla ilişkiniz olduğunu biliyoruz. Bunu da nereden çıkardınız? Hakkınızda bir ihbar aldık. Yasemin. Yasemin sen nasıl yaparsın bunu? Ben yemin ederim. Ben bu akşam geleceklerini bilmiyordum ki. Memur bey. Eski karımı öldürmekte de suçlanmıştım. Bakın o burada. Ve sağ. Yani o konuda bir korkum olmadığı gibi bu konuda da korkulacak bir şeyim yok. Peki. Şimdi gidebilir miyiz? Elbette. Yalnız izninizle. Olup bitenler için gerçekten çok üzgünüm. Lütfen hepiniz rahatınıza bakın. Olur mu? Nermin'cim ben memur beylerle gideyim. Hemen döneceğim. Sakın endişelenme. Sen misafirlerimizle ilgilen tamam mı? Buyurun gidebiliriz. Yasemin sen çıldırmış olmalısın. Kocamı ihbar ettin. Evime polis geldi. Nermin yemin ederim sen hiçbir şey söylemediğin için. Sonuçta Altay'ın o kadınla bir ilişkisi olduğunu... Polisin de bilmesi gerekmiyor mu? Sen benim arkadaşımdın. Ben sana bir sırrımı açıkladım. Nermin gerçekten bak Sinan suçsuz. Ben eminim bundan. Arzu da öldü demiştin. Ondan da emindin. Sinan senin adını bile bilmiyor. Ne çabuk harcadın beni. Kızlar bir sakin olalım mı? Nermin. Çabuk çık git böyle. Çabuk çık git evimden. Nermin Allah'ını seversen sakin. Çabuk diyorum sana. Nermin ne olur böyle söyleme. Bak çok fena oluyorum. Tamam bana kızdın haklısın ama... Bunca yıllık arkadaşlığımız var. Hangi arkadaşlık? Ha, hangi arkadaşlık? Olmaz olsun senin arkadaşlığın. Çabuk çık git.
Antalya demiştiniz değil mi? Yazın çok sıcak oluyor oralar. Kışın da böyle yağmur çok yağarmış öyle diyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.